Başkanım nasıl duruyor musunuz? Onun arkasındaki 5 metre. Tarayıp gönder. Tamam, hadi. Hadi. Umut. Efendim abi. Burası evet. Bir şurası şöyle komple. Bizim şu ön kısmı. Burası arkasının en güzel çift. Onu bilmiyorum. Hazır yokmuş tamamen. Kaliteliler mi maliyetli? Ne kadar duracağım? Kaliteliler valla maliyetli. Öyle bir şey. Böyle bir yere futbol sahası yapmış. Dar falan onun yanında. Bizim buralar çok böyle ekstra yamaç diye. Şeyde, köyde var mı? Şeyde, Şahin'de var mı? Şeyde. Söylüyoruz. Hatta reklam alalım dedi. Yapalım, yaptırsınlar, reklam alanlar yaptırsınlar dedi ama biz onu organize edemeyiz. Kaç plaka? 1-2-3-4-5 şey, maç olduğu zaman şurada mı? Yoksa millet şeyde mi? Ortada mı toplanıyor? Yok, doluyor. İkisi de doluyor. Bu şeyi nasıl yapabiliriz acaba? Komple arkaya kapatsın mesela. Şey bunun ne maliyeti olur abi aşağı yukarı? Ne maliyeti olur? Biz kaç saç tabakası işte hesaplamak lazım. Kaç saç gider oraya? Buradaki aydınlatma ve çevre düzenlemesi inşaatının ne aşamada nasıl olduğunu kontrol etmek için geldik. Ayrıca bu dörtlü soyunma odalarının önündeki parketaj döşenmesiyle alakalı yerinde görelim bakalım diye geldik. Başkanımla beraber baktık. Tribünün evin arkasındaki bu arka kısmında kalan yerden esen rüzgarı da engellemek amaçlı görerek burada fikir sahibi olduk. Buradan sonra da Şahinli köyümüze gidip oradaki yapılan halı sahanın üzerindeki file ve nasıl yapıldığı, ne aşamada olduğu, noksanları var mı yok mu onları kontrol edeceğiz. Sonra Çanakkale'ye döneceğiz. Bugün Gençlik Hizmetleri İl Müdürümüz burada. Ben size teşekkür ediyoruz. Lapseki'de ve Çanakkale'de hem gençlere hem sporculara yönelik ciddi yatırımlar var. Bu yatırımlardan nasip olan içlerden bir tanesi Lapseki. Sağ olsun daha önce sahamızın suni çim kaplaması yapılmıştı. Fakat aydınlatmalarımız, Lapseki'ye yakışmayan bir aydınlatmalarımız vardı. Geçen ay ihaleye çıkıldı. Bugün aydınlatmalarımızın yanar halini görüyoruz. İnşallah çevre düzenlemesi bittikten sonra Lapseki stadı hem oyuncularıyla hem taraftarıyla daha da neşeli bir hale gelecek. Ben emeğe geçen başta il müdürüm ve ekibim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Müdürlerimizin hem Lapseki'de hem de köylerimizde de yapmış olduğu çalışmalar var, halı sahalar var. Müdürlerimiz birazdan oraya ziyarete gidecekler. Biz Lapsekliler olarak, Lapseki Spor ailesi olarak da sayın müdürümüze ve ekibe tekrar teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Bu bütün hizmetler tabii ki Sayın Grup Başkan Vekilimiz Bülent Turan Bey'in desteğiyle oluyor. Biz onun desteğiyle bu işleri yapıyoruz. Hatta kendisinin selamını söyleyerek adıyla birlikte ilimize bakanlığımızdan hizmet getiriyoruz. Ben bu arada ayrıyeten Sayın Başkanımızın da memleketi olması hesabıyla burada olmaktan dolayı çok mutluyuz ve katkılarından dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Müdürüm söylemedi ama grup başkan vekilimizin bugün iki tane daha herhalde köyümüze halı sahayla ilgili tekrar yatırım desteği sağladığını biliyoruz. Evet. Onların da yakın zamanda ihalesi çıkacak. Onları da buradan Lapseki halkına müjdeyi verelim. Siz EKAP'ta şu anda ihale her şey bitti, hazırlandı.
Onlarla birlikte sağ olsun Sayın Grup Başkan Vekilimiz Çanakkale Merkez'de Vahit Tuna Anadolu Lisesi var Esenler mevkiinde. Oradaki okulun bahçesine büyük bir halı saha yapıyoruz. Amatör spor kulüplerinin ve okulların çok faydalanacağı, çok Çanakkale için çok önemli olan bir yerde böyle bir tesis daha yapmış olacağız. Bu manada onun için de ben teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hayır, şey diyor ya, yedek kulübesi sizin dediğiniz.